Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Yorulmayın. Selam olsun. Merhaba. Herkes İstanbul'da olduğu için böyle evet. Daha iyi. Bodrum'da daha çok görüşüyoruz bize. Evet Hakan Bey, iyi akşamlar. Tekrardan bir Harbiye konseriyle birlikteyiz. Neler söyleyeceksiniz? Güzel. Tabii ki bizim için çok mutluluk verici. Hep söylüyorum yani İstanbul'un özel yeridir bu sahne. Buraya çıkmak tabii ki herkesin hayalidir. Yine güzel bir konser olmasını diliyorum tabii ki. Biz Ege'de yaşadığımız için, Bodrum'da yaşadığımız için zaten Çeşme'den geldik işte dün akşam. Bugün Harbiye var. Yarın yola çıkacağız. Çarşamba günü de yaşadığım ilçede Bodrum'da konser var. Bodrum Antik'te konserimiz var çarşamba. Yazın böyle işte güzel geçiyor. Zaten Bodrum'da yaşadığım için evet. Oradan gidip geliyorum. Evet. Konser takviminiz aslında bayağı bir yoğun. Yoğun. Maşallah diyelim. Eyvallah. Bu saatleri, uyuma saatleri, uyku saatlerini sıkıntı, falan nasıl düzenliyorsunuz? Şey sıkıntı yok. Ben uyurum kendinize. Zaten. Ben bütün arkadaşlarıma da buradan tavsiyemdir. Yani müzisyen ve yorumcu arkadaşlarıma. En az 7-8 saat uyumaları lazım bir kere. Yani bu tempo zor bir tempo. Çünkü hava 40 derecelere falan yaklaşıyor. Evet. Sahnede zaten o spotların altında şarkı söylemek. Kantar içinde kalıyorsunuz zaten. Uykuya dikkat etmek lazım. Şey yormaz. Müzisyenleri müzik yaparken müzik yormaz. Hı-hı. Sahne yormaz. Sadece yollar yorabilir. Yeah. Ben bir de uçak da kullanmıyorum. Arabayla gidip geliyorum ama işte ne bileyim işte 2-3 saat belki arabada uyuyorsun. Sonra gidiyorsun konakladığın yerde. İşte. Yorgun olmuyor mu arabada uyuyup iner, hani inip yok, tekrar yok, sahneye yok. Çıktığınız oldu mu direkt? Yok öyle yok. Olmadı öyle mı? Hayır, ben bir gün önceden gitmeye gayret ediyorum konserlere zaten. Yani konser vereceğim şehirde uyanmak istiyorum. Bir gün önceden gidiyorum. Çok işe yarayan bir şeydir. Peki, tavsiyelerle dolu. Yaz ayındayız, siz çalışıyorum diyorsunuz ama tatil de geçtiğimiz günlerde yaptınız galiba. Nasıl geçti ben tatil? Ben boş günler olduğu için zaten işte bu hafta işlerine denk geliyor. Yaz festivalleri hafta içi oluyor genelde. Ama boş bulduğum vakitlerde Bodrum'dayım. Güzel geçiyor. Dostlar orada işte. Zaten haberler çıkmış sevgili evet. Dostum Ercan Saatçi ile Celil ile evet, Celil Alçakan ile böyle bir Bodrum'da buluştuk. Onlar tatile geldiler. Hı-hı. Tabii biz ev sahibi olarak ziyarete böyle gezmeye geldiler. Aynen öyle ziyarete de geldiler sağ olsunlar. Güzel geçiyor. Bodrum'da güzel geçiyor. Yani ailem de orada, annemle kardeşim de orada. Hı-hı. Öyle bir özlem oluyordu çünkü hani ayrı şehirlerde yaşayınca. Allah aşkına olsun mutluyuz her şeyden. Peki Hakan Bey, yaptığınız şarkıların hepsi arabesk. İnsanlar da aslında sizi arabesk bir insan olarak biliyor. Gerçek yaşamınızda arabesk bir şey. Değilim işte, onu anlatmaya çalışıyorum. Onu biraz anlatır mısınız bize? Onu kesinlikle anlatmalıyım. Arkadaşlar biz arabesk müziği seviyoruz. Yani şarkılarını seviyoruz. Arabesk yaşamı sevmiyoruz. Yani arabesk yaşam bedbaht bir yaşamdır. Ama ben arabesk şarkıları söylemeyi seviyorum. Ama beni hep mesela gülerken görürsünüz. Ben hayata mesela gülerek bakmanın daha manalı olduğunu düşünenlerdenim. Aslında arabesk bir insan olmadığınıza kanıt mı? Tabii ki yani çünkü ben o makamsal müziği ve şeyi seviyorum. Yani oradaki 4 dakikalık kompozisyonu seviyorum yani. Tabii ki öteki müzikleri de dinliyorum. Her şeyi dinliyorum yani. Enstrümantal müziği daha çok dinliyorum belki hayatımda ama seviyorum bu arabesk kafasını seviyorum yani daha doğrusu ama yaşantım hiç öyle değildir. Hiç kimsenin de böyle arabesk yaşayıp da bedbahtlara, karalara bağlamasını istemem yani. Buradan da sevenlerinize mesaj olsun. Eyvallah. O zaman bu. Albüm çalışması olacak mı? Bir albüm çıkacak ya, mı? Albüm zaten yapmıştım işte pandemiden sonra çıktı. İşte zaten işte şarkılar bir söylerin çekimleri yeni bitti. Konserler zaten devam ediyor. Çok ağlarızda bir klip çekmiştim. İnşallah vakit olursa bu yazda Bodrum'da bir tane yeni şarkımızı klip çekeceğiz. İnşallah diyelim o zaman. Aşk hayatınızı sormak istiyorum. Çok da merak ediliyor Hakan Bey. Aslında neler sormak istemiyorsun da sormak. Kendinizi kapattınız mı? Biz bu muhabbeti bir kere daha yaşamıştık sizinle. Yok, kapatmadım kendimi de yani akışına bıraktım. Kriterleriniz nelerdir? Kriterlerinize uyan bir insan. Öyle bir şey olur mu? Haddimiz mi yani? Kriter haddimiz mi? Hiçbir insanın haddi değildir işte. Şu insanda şu kriterleri arıyorum demek haddimiz değildir yani estağfurullah. Gönül işte bu yani. İstemez misin? Yani tabii ki istersin. Ama böyle üzerine gidince daha sanki böyle konuşulunca nazar değiyor falan diye akışına bıraktım vallahi. Hani böyle mutluyum da öyle şey değilim yani. Hiç yalnız bir adamım ama mutluyum Allah'a şükürler olsun. Yani sevdiğim dostlarım var, ailem var. İşte ne bileyim sağlığım yerinde olduğu için şükrediyorum mesela. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Hani bazı şeyleri kafamızda çok takıyoruz, dert ediyoruz ya. Diyor ki sanma ki sadece dert sende var, sendeki derdi nimet sayanlar var diyor.
Onun için kafamızı böyle çok fazla tabii ki yoruyoruz, üzülüyoruz falan ama hayatın ne kadar kısa olduğunu da biliyoruz. Neler atlattığımızı biliyoruz. Hı. Pandemiden çıktık. Pandemide evet. kayıplarımız oldu. Deprem oldu. Yani hayatın çok kısa olduğunu kafamıza yerleştirirsek zaten birbirimizi üzmeye vaktimiz olmayacağını anlarız zaten. Peki unutamadığınız birisi var mı? Oldu herkesin mu daha önce hayatınızda? Önce ben bu soruyu ben sana yöneltmek istiyorum. Senin hayatında unutamadığın biri var mı? Benim hayatımda şu an birisi var zaten. Unutamadığım biri hiç olmadı. Tamam. Eyvallah. Tamam. Var olduğu için. İlk ilişkim oluyor bu arada. Allah nazarlardan saklasın. Sağ olun inşallah. Herkesin hayatında unutamadığı biri vardır. Yani yok derse yalan söyler insanlar. Hani unutamadığı değil de iz. İz bırakanlar iz vardır ya, olmuştur. İzler vardır. Herkesin dolabında bir tane ceset vardır diyorsunuz o zaman. Öyle demeyelim, çok ağır olur. Ben teşbih tahta almazım ama çok ağır olur. Herkesin gönlünde ufacık da olsa bir yarası, sızısı vardır. Peki çok teşekkür ederim. Sahne sizin olsun. Sağ olun. Çok sağ olun.